Field Teknolojiden hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Smart Blender bu görmüş olduğunuz ürünle sizlerin karşısındayız. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet dostlar şöyle kutuyu sizlere göstermek istiyorum. Ön kısımda boş hali, arka kısımda da yine meyve olarak veya işte yemek mama vesaire gibi işlemler yapabileceğiniz bu blender ile sizden karşısındayız. Aynı zamanda ekstra özellikleri bulunan bu blender. Şimdi sizlerle beraber kutudan e, açarak çıkaralım. Aynı zamanda sizlere birkaç özellikten de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz cihazın 1000 wattlık bir e, gücü olduğunu söyleyebilirim. Biraz yüksek gelecek ama buz kırma, ceviz, fındık, badem gibi şeyleri de parçalayabildiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda 1600 mililitre soğuk, 1200 ml sıcak. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım. Burada bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Türkçesi yazılmış mı? Xiaomi Akıllı Blender kullanımı 81. sayfada. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ekstra detaylar burada mevcut. Yine ben bunu gerekirse yakından da ekleyelim. Cihazımızı şimdi çıkarıyoruz sizlerle beraber. İlk olarak burada bir aparat çıkacak. Burada bardağımsı ölçme aparatı. Bunun dışında ana kapak kısmı. Bunu da sizlere birazdan göstereceğim. Parça parça çıkarmaya çalışıyorum. Burada ister temizleme fırçası olarak kullanın, isterseniz yaptıktan sonra hani içindeki pisliği aldırmak için kullanabileceğiniz bir adet fırça da mevcut. Onu da ön tarafa bırakıyorum. Ana üst kısımda hani ittirme yapabileceğiniz, meyveleri bastırabileceğiniz bir adet e, aparat mevcut ve cihazımız çıkıyor. Şunu belirtmek istiyorum. E, bu cam borastik galiba. Oo! Dışında parmak izi oldu hemen. Çok ağır olduğunu söyleyebilirim. Şu an elimdeki ağırlığı arkadaşlar boş ağırlık ve neredeyse 2 kilo diyebilirim. İçinde de toplamda e, 8 bıçaktan oluşan bir elektronik yani paslanmaz çelikten oluşan bir elektronik sistem mevcut. Yine cihazımızın Alt aparatlarını aparatlarında sizlerle beraber çıkaralım. aldım. Şöyle ön kısmına iletelim. Kutunun içinde arkadaşlar başka ekstra bir şey olmadığını söyleyebilirim. Ben oturarak devam etmek istiyorum. Sizlere daha net anlatabilmek adına. A few moments later. Bu şekilde önüme cihazları çekiyorum arkadaşlar. Oturtma aparatının arka kısmında şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Cihazımızın üstüne oturacak. Burada bir kapak gibi bir şey var ama bu ekstra bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Delikli üstüne sizlerle beraber oturttum. Bu görmüş olduğunuz ürünün dediğim gibi Mi Home uygulamasıyla bağlantısı da mevcut arkadaşlar. Yani Mi Home üzerinden de bağlantı yapabiliyorsunuz. Şöyle neredeyse 4-5 kilo var. Bana çok ağır geldi. Biraz da dikkat. Aslında ağır olması iyi. Buz kırma gibi işlemlerde işte sallanıyor, dökülüyor vesaire belirli blenderlarda. Bu görmüş olduğunuz blender için gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun da ile 4000 TL bir fiyat bandı aralığında olduğunu sizlere iletmek istiyorum. Bunun beraberinde sıcak ve soğuk karıştırma işlevi yapabiliyor bu görmüş olduğunuz cihaz arkadaşlar. İçindeki 8 paslanmaz çelikten sizlere bahsetmiştim. 12 saat sonrasına kadar Mi Home uygulamasından kuracağınız. Örneğin gece saat 10'da yattığınızda bir sonraki sabah 8'de veya işte 12'de yattığınızda saat 9'da, 10'da vesaire neyse içine meyveyi bırakıp veya yemeği veya mamayı bırakıp yani içinde yapmak istediğiniz, blenderı karıştırmak istediğiniz işlemi bırakıp yatıp sabah kalktığınızda hazır bir şekilde bu görmüş olduğunuz cihazın içine koymuş olduğunuz aparatları hazır sizlere sunuyor. Yatmadan önce içine aparatları yerleştiriyorsunuz. Tabii ki bu ne kadar sağlıklı veya yapacağınız şeye göre de değişmekte. Örneğin bir nohut ezme işlemi yapacaksanız veya bir mama yapacaksanız burada çok bir problem olacağını düşünmüyorum ama taze meyveleri soyduktan sonra hani sabah bekletmemekte yarar olduğunu söyleyebilirim. Üst kısımdaki sürahi kısmı da yüksek borosilikat dediğimiz bir maddeden yapılmakta. Hem yüksek dayanıklılık hem de cam olarak adlandırabileceğimiz bir cihaz arkadaşlar. Sıcak soğuk modunun olması gerçekten etkileyici. Burada bir ön kısımda kapak bulunmakta. Ben birazdan sizlerle beraber bu cihazı hatta bir şarjı takacağız. Belki bir meyve 2-3 meyveyi karıştırabiliriz. Buz kırmasını ben denemek istiyorum. Tamamen parçaladığını söylüyorlar. Dediğim gibi içinde farklı e, 2, 2, 4 olmak üzere toplamda 8 adet farklı bıçak bulunmakta. Bunların ikisi yani kalın bıçaklar dediğimiz daha çok parçalama işlemini gerçekleştiren dediğim gibi hepsinin özellikleri ve 8 farklı modda bu görmüş olduğunuz cihaz çalışabiliyor. Bu cihazla kullandığınızda eş zamanlı olarak da dışarıyla 4 saat ileriye veya 4 saat geriye. Yani şu şekilde. Örneğin içine bir malzeme koydunuz. Soğuk. 4 saat kadar derecesini koruma özelliğine sahip. Aynı zamanda sıcak bir şey koyduğunuzda da bu cihazın ısıtma modu da aktifleşiyor. Yani bu da çok önemli bir şey aslında. Örneğin normal bir şey koyduğunuzda sıcak yemek istiyorsunuz. Çok yüksek derecelerde bir ısıtma yapmasa da dediğim gibi 950 watt olması gerekiyor. Maksimum ısıtma seçeneği de bizlere sunuyor. Bu 950 wattla da yani 75 dereceye kadar çıkarılabilen, hatta yemek bile yapılır herhalde diyeceğim ama kaynama noktasından e, farklılıklar olduğu için cihazımızı bu şekilde kullanabiliyoruz. Dilerseniz arkadaşlar şimdi cihazımızı sizlerle beraber deneyelim. Yine özellikleri anlatarak devam edelim. Evet arkadaşlar bir tabak e, meyve aldık geldik. cihazımızda e, prize taktık. Prizle beraber eş zamanlı olarak Mi Home uygulaması mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi cihazımızı açtık şu an press all toast start şu an e, Wi-Fi'ni aktif hale getirdik yine telefonumuzdaki Mi Home uygulamasını açacağız. Daha önce biliyorsunuz Şeymin incelediğimiz ürünlerin çok büyük bir kısmı arkadaşlar zaten Mi Home uygulamasıyla bağlantılıydı bu da aynı şekilde. Kapakta şöyle bir şey var. Şöyle size kapağı oturturken tekrardan göstereyim. Ben bir kapağı çıkarayım. Şu an oturtuyorum bakın. Şu kısım birbirine değdiğinde burada yine 30 dakikalık bir sistem mevcut geliyor. Uygulama üzerinden bağlantı yaptığınızda ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz bu ürünü. Şimdi şöyle biz smoothie 45 saniyede smoothie yaptığı söyleniyor. Maksimum modda deneyeceğiz arkadaşlar. Zaten mod olarak bizlere veriyor. Ben e, direkt kapağın hatta üst kısmını çıkararak denemek istiyorum. Şu aparat kısmından bakalım bizim e, aparatla girecek mi ben onu merak ediyorum. Buzlarımızı da getirdik. Biraz buz aldık arkadaşlar. Baktınız böyle örneğin elma birazcık sıkışmadı. Bu görmüş olduğunuz aparatla baskı yapabiliyorsunuz. Ama ben çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine hani düzgünce bölmekte yarar var. Ben bu arada iki elma bir ee, greyfurt parçaladım diyebilirim. Şöyle hop. Elmaları da biraz elmaların kabuklu doğradım. Eee, dikkatinizi çekmiştir şöyle sizlere de göstereyim. Genellikle kabuklu şeyleri parçalamada zorlanıyorlar. Hem bunu deneme açısından hem de ee, sorgulamak için. Kapağımızı takıyoruz. Bu arada ben bunun sıcak kalmasını bekleyemem. Direkt gömmeyi düşünüyorum yaptıktan sonra. Hatta sizlerle de şey yapabilirim. Kapak kısmını kapatıyoruz ve kilitliyoruz. Evet. İşlemi yavaş yavaş. Parçaladı bu arada. İşlem tamamlandığına dair bir ses geldi. Ben çok merak ediyorum. Çünkü bütün masa sallandı. Tamam biraz ağır olabilir ama bu kadar beklemiyordum. Ya Bu kadar e, parçalayıcı ve etkili bir alet olacağını düşünmemiştim. Gerçi 1200 watt olması da burada etki. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar normalde e, içine koyduğunuz örneğin bir e, ceviz, badem, muz Farklı meyveleri koydunuz içine biraz bal koymak istiyorsunuz veya bir şey koymak istiyorsunuz. Bu e, cihaz onun aslında tartmak için. Yani bu görmüş olduğunuz aparat ama ben bu aparat bardak olarak kullanacağım. Bir sinek var gibi ama çözemedim. Hop. Valla ee. şunu garanti ederek sizlere söyleyebilirim. Paramparça etmiş yani toz buz haline gelmiş. Tuz buz mu denir toz mu denir. Ben çok beğendim. Hani bayağı başarılı. Kabuklu olmasına rağmen sizlere yakından ben fotoğrafını çekeyim burada. Siz de görün hatta. Yani gerçekten başarılı. Hatta içinde çekmek istiyorum. Şöyle bir 2x atalım. Üstü bir tık köpürdü Tabii bu çalkalamadan dolayı gerçekleştiğini söyleyebilirim. Biz şu an sizlerle beraber deneme amaçlı cihazımızı tamamen hani kullandık diyebilirim. En azından bir meyve e, smoothie ya da işte ne bileyim. Burada güzelim iki adet meyveyi biz karıştırdık. Yeşil elma ve portakaldı. E, kabuklu şeyleri parçalayabilen, buzu paramparça edebilen. Yani buzlar da içinde paramparça halde. Zaten hani biraz 10 e, dakikada dışarıda durduğu için yumuşamıştı dış kısmı ama içi yine de sertti yani buzların. O sebepten dolayı ben başarılı buldum bu cihazı. Şöyle bir yudum daha izninizle alıyorum. Biraz daha sulanabilirmiş onu belirtmek istiyorum. Tabi bu sizin nasıl içmek istediğinize, ne yapmak istediğinize bağlı bir hareket. İlk kısımda bir yukarı vuruyor. Ee, ana bıçak çalışıyor. İkinci vurduğunda da yine büyük bıçaklarla, en altta bulunan büyük bıçaklarla, orta bıçaklar. Sonra komple karıştırma işlemini bütün bıçaklarla beraber yapıyor. Bu nedenle de gerçekten hani... Ee, en küçük parçasına kadar bütün parçaları e, küçücük hale getirene kadar parçaladığını söyleyebilirim. Bu da tabii ki verimli bir performans ortaya sunuyor. Bunun dışında bu görmüş olduğunuz cihazla buz dışında cevizli bademli yapabileceğiniz harçlar da yapılabilir. Yani örneğin kakao. Ee, bir kek yapacaksınız. İçine kakaoyu, sütü ne bileyim malzemeleri koyup yapabiliyorsunuz. Yani ben e, başarılı bulduğumu söyleyebilirim bu cihaz için. Hem performansı hem de aslında ısıtma modunu da denemek istiyorum ama bu güzelim smoothie'yi de ziyan etmek istemiyorum. Burada Fruit and Vegetables modu. Soup, Smooth, Soup. Ee, örnek veriyorum bir mercimek çorbası yaptınız bunu da blender haline de getirebiliyorsunuz. Sıcak olduğu için e, 75 derecede tutup e, görmüş olduğunuz çorbayı da yani içeceğiniz çorbayı da sıcak tutabiliyorsunuz. Bunun dışında milkshake modu mevcut manuel mod mevcut manuel modda ise sağ ve solda Burada görüyorsunuz Farklı sistemler yani dokunmatik ekranlar mevcut O ekranlar sayesinde kullanabiliyorsunuz Örneğin Hazırlamış olduğunuz harcı kabak Çorbası veya mercimek çorbası yapıyorsunuz İçine koyuyorsunuz O sıcaklıkla beraber hem ısıtma yapıyor hem de tam 38 dakika boyunca evet Tam 38 dakika boyunca karıştırma ve parçalama yaparak tabii ki ilk başta parçalama yapıyor sonra karıştırma kısmına geçiyor Bu görmüş olduğunuz cihazla çorba yapabilmeniz mümkün Bunun dışında dediğim gibi saatlerce soğuk soğuk sıcağı da sıcak tutabiliyor Dışında şey, silikat olarak adlandırabileceğimiz metal sayesinde Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmına devam edelim Evet dostlar videomuzun son kısmına geçmişken aklıma bir ürün daha geldi. Bunu da detay olarak bu videonun son kısmına eklemek istiyorum. Şöyle ya da bunun için belki hani talep gelirse arkadaşlar uzun bir video da çekebiliriz ama yine burada göstererek hani ben yeterli detayları sunabileceğimi düşünüyorum. Burada bir adet el blenderı bulunmakta. Bu yine Xiaomi'nin kendi Type-C şarj cihazlı el blenderı. Bu görmüş olduğunuz yine borosilikat ancak Buradaki gibi kalın cam statüde olmadığını söyleyebilirim o yüzden burada yani bu cihazda bulunduğu gibi tamamen %100 dayanıklı diyemem. Ayrıca içerisinde toplamda minik olarak gösterebileceğim şöyle yakından göstereyim 2 2 toplamda 4 tane bıçak bulunmakta bu 4 bıçak sayesinde şu an bakın çalışmıyor cihazımız büyük ihtimalle şarjı yoktur ama yine böyle de deneyelim. cihazımızın çalıştığını göreceksiniz. Cihazımızın en önemli özelliği taşınabilir olması. Bunun yanı sıra kapak açıkken arkadaşlar yanda bulunan iki adet metal sensör sayesinde baskı oluşturuyor ve cihazın çalışmasını engelliyor. Bu çok önemli bir detay çünkü bu jiletler ve bıçaklar döndüğünde sizlere zarar verebilir. Taşınabilir örneğin nasıl ben bugün sabah işe giderken 2 adet meyveyi içine bölüp parçalayıp veya işte iki tane mandalina mı olur, üç tane mandalina mı olur içine koyup yanımda taşıyorum bu cihazı. İstediğim zaman bir tuşa basarak şu aşağı kısımdaki tuştan bu cihazımızı aktif hale getiriyorum ve kullanmış oluyorum. Bu en önemli e, detaylardan birisi. Hem taşınabilir olan bir adet blenderımız ve bu görmüş olduğunuz Xiaomi şey, Smart Blender'ı sizlere anlatmaya çalıştım. Ben e, bu görmüş olduğunuz cihazdan verimli bir performans alabildiğimi söyleyebilirim. Bir dakika içerisinde elma kabuklu olmasına rağmen, burada kabuklu detayı önemli çünkü çoğu makine kabukları parçalarken zarar görebiliyor ve e, greyfurt içine bölmüştüm. Çok güzel bir smoothie yaparak e, memnun kaldım aldım Bunun dışında içinde bulunan buzları da paramparça etti diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz ürünlerin de arkadaşlar linklerini aşağıya bırakacağım. Yine e, ürünün hakkında sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.